Yeni haftaya başlarken gram altın geride bıraktığımız hafta başında bir düşüş göstermişti. Perşembe günü ise sınırlı bir yükselişe geçmişti. Özellikle cuma günü akşam saatlerinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte altın fiyatlarında bir geri çekilme vardı. Son durumu konuşacağız. Özellikle altın yatırımcısı nelere dikkat etmeli? Fiyatlar daha da yükselecek mi? İhsan Memiş'le birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhaba, iyi pazarlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, iyi pazarlar. Şimdi geçen hafta ağırlıklı Fed Başkanı'nın açıklamalarını bekledik. Fed Başkanı'nın açıklamaları sonrasında da altın tarafında biraz aslında geri çekilme gördük. Yeni haftaya evet. Dair beklentiler neler? Yani şu son birkaç haftadır biraz da altın fiyatlarında bir geri çekilme var. Bu düşüş kalıcı mı yoksa yeni bir yükselişin öncesinde sınırlı bir geri çekilme mi? Düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Özellikle şu anda küresel piyasalarda teknik olarak kabul edilmeyen bir kriz var. Ekonomik bir kriz var ve resesyon var. Teknik olarak aslında başlayan bu resesyonu Amerika kabul etmiyor. Diğer yandan özellikle ülkelerin stagflasyon ve enerji kriziyle alakalı ciddi bir süreçten geçme ihtimali çok yüksek Eylül ayı itibariyle. İşte IMF, diğer merkez bankaları sık sık açıklama yapıyorlar. Eylül itibariyle hem jeopolitik tarafta hem de resesyon, stagflasyon tarafında ciddi endişelerin arttığını ifade ediyorlar. Gelen verilere baktığımız zaman da kafalar oldukça karışık. Jerome Powell cuma günü saat 17 gibi bir açıklama yaptı. Yaklaşık yarım saat bekleniyordu bu açıklaması. 10 dakika sürdü. Burada riskler oldukça yüksek ve tedirginliğinden biraz daha bahsetti gelecekle alakalı. Bu süreçte Fed'in faiz artım süreçleri mutlaka devam edecek. 50 ya da 75 bas puanlık bir faiz artımıyla yoluna devam edecek. Ama soru şu, bu süreç ne kadar devam edecek? Resesyonu baskılayabilecekler mi? Enflasyonu düşürebilecekler mi? Burada çok ciddi belirsizlikler var. Tabii ki faiz artırım sürecinde altın, gümüş, diğer değerli metallerde ons tarafına bir baskılanma var. Evet, bu devam ediyor. Ancak düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Özellikle Eylül ayı itibariyle yılın son çeyreğinde ons tarafında tekrar 2000 dolar seviyesi üzerinde bir yükseliş görebiliriz. Enflasyonun olduğu bir ortamda Fed de faizleri artırmaya devam ederse evet. Zaten bir durgunluk beklentisi de var. Dolayısıyla altının beklentilerin çok altında fiyatlandığını söylüyorsunuz. Nereye kadar bir yükseliş altında olabilir? Yani tabii içeride bizde biliyorsunuz gram altın yatırımcısı evet. Da çoktur. Hani biz böyle evet. Küresel gelişmelerle hep ons'u konuşuyoruz ama gram altın da önemlidir. Dolayısıyla işte 1030'lardan bir geri çekilmişti. Acaba evet. Tekrar bu yukarı yönlü test edilebilir mi? Nedir beklentiniz? Merve Hanım, malum içeride gram altın yatırımcısı da mecburen dolar kurunu takip etmek zorunda. Çift ayaklı, ons altın ve dolar kuru. İçeride dolar kuru yine 18-20 lira seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. Haliyle de gram altında 1020 lira seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 1020-1030 bu band aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz. Teknik olarak gram altın TL fiyatında 1012 lira güçlü bir destek seviyesi. Yukarıda 1038 lira, 1012-1038 bu bant aralıklarını takip ediyoruz. Ancak gram altın yatırımcısı mutlaka şuna dikkat etmeli. Ekranda görmüş olduğu fiyatlarla kapalı çarşı veya serbest piyasalarda veya bankalarda 10-15 gibi bir fiyat aralığı var, makas aralığı var. Yani 1020 liradan görülen gram altın TL fiyatı 1035 lira olabilir. Özellikle gram altın TL fiyatında düşüşlerin kalma ihtimalini çok zayıf görüyorum. 1000 lira seviyesinin altında çok zor bir ihtimal. Ama yeni zirveler görebilir miyiz? Evet, tahminimce 1200, devamında 1450. Bu rakamlar olabilir. O yüzden önümüzdeki yıl düğün yapacak olan vatandaşlarımızın işte bu önümüzdeki birkaç haftayı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ciddi bir problem var dünyada, ekonomik bir problem var. Ve altın fiyatlarında da ciddi ralliler görebiliriz. Özellikle yılın son çeyreğinde yeni rekorlar karşımızda olabilir. Diğer önemli bir husus, vatandaşlarımızın altın olarak borçlanmaması çok önemli. Yani diyorsunuz ki yıl sonunda biraz daha altın fiyatlarının yükseldiğini görebiliriz. Evet, bundan sonra yani Eylül 1 itibariyle 1000 lira seviyesinin altına bir gramın sarkma ihtimali çok zorlaşıyor. Küresel piyasalardaki resesyon, stagflasyon, enflasyon birçok problem var. İçeride de dolar biliyorsunuz dünyada değer kazanıyor, içeride de değer kazanıyor. Haliyle de gram altın düşüşleri bir alım fırsatı olarak ön planda durmaya devam ediyor. Teşekkür ederim Sayın İhsan Memiş, değerlendirmeleriniz için iyi pazarlar.